Sayın Genel Başkanım, bizler burada, ben özellikle kendimi işimden de bahsedeyim. Eğitim kurumu işletiyoruz, çalıştırıyoruz. Tabii her kurum gibi bizim de sıkıntılarımız büyük. Özellikle de işte bir yıldır okulların açılmaması, işte pandemi nedeniyle bir açılıp bir kapanması nedeniyle falan bayağı bir sıkıntılar yaşıyor. Ortalama Bursa'da benim bildiğim 4 ya da 5, Türkiye çapında da 1000'e yakın özel okul kapandı diye biliyorum yani. Evet. Tabii bu konularda sizin görüşlerinizi de almak isterim. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapılması lazım? Ne yapmak gerek? Yani hakikaten zor durumda özel okullarımız. Temsilci adaletin sağlanacağı bir seçim sistemiyle oluşturacağımız bir meclis yapısıyla Millet İttifakı'nın ortak paydası olan güçlendirilmiş parlamenter sistemi oluşturmadaki zorluklarınız var mı? Artı bu konuda, evet, bu konuda bize söyleyecekleriniz. Birincisi deprem riski ve sonuçları için 2000 yılında DASK doğal afet sigortası oluşturuldu. Bu bina yıkılsın sonra da destek verelim anlayışıyla oluşturuldu. Fakat deprem kuşağında olan memleketimiz ve özellikle en az yarısı kadar şehirlerimiz bu risk içinde depremden önce bina yenileme fonu olarak DASK'ın kullanılması ile ilgili sizlerden ne düşünürsünüz? DASK bütün binalara mecbur olmasını teklif ediyorum. Pandemi dolu boyunca emekliler hep kısıtlandı. Sokağa çıkma yasağından tutun da toplu taşıma binmeye bile şey yapamadılar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de sizin sayenizde milyonlarca emekli 2 yılda 2 tane bayram Evet. ikramiyesi aldı. Ama biz banka sigorta emeklileri bu haktan yararlanamadık. Birçok platformda dile getirdik ama hala hükümet bu konuda çok sessiz. Biz meclisimizde tabii ki fikirler tartışılacak fakat kavga istemiyoruz. Artık kavga değil de barışmak, dayanışmak, birliktelik olursa vatandaş olarak daha da seviniriz. Mümkünse efendim meclisimizde sükunet ön planda olursa Toparlarım. seviniriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Hatırladım. ederim. Saygılar sunuyorum. Saygılar. Hepimiz gençler olarak çoğunluk 95'li yıllardan sonra hep dışarıya, büyük şehirlere göç etmeye başladık. Biz de dahiliz bunun içine. Tekrar köye dönüşle alakalı bir çalışma var mı? Geldiğimizde 50 yaş ve üzeri diyorduk artık köylerimize. Şu anda 60 yaş ve üzeri var. 200, benim 250 hanelik köyümde yaklaşık 50-60 hane gibi 60 yaş ve üzeri kaldı. Artık gittiğimizde böyle açacak kapı bulamayacağız gibi geliyor. Biz de bir şeyler düşünüyoruz da sizin de bununla alakalı düşünceleriniz, onları sormak istiyorum. Sayın Genel Başkanım, gerçekten sizin ben dik duruşunuzu çok seviyorum. Aslında Cumhuriyet Halk Partili değilim ama çünkü sizin bu dik duruşunuz benim hoşuma gidiyor. Onun için de emekliye ikramiyeler konusunda büyük bir desteğiniz oldu. Ve hala da 2 senedir bu ikramiyeler aynı düzeyde gidiyor. Kendilerine gelirken maaş oranını %30'larda %40'larda artırıyorlar. Biz emeklilere bir şey yok. Evet. Yani ikincisi de sizin şahsınıza yapılan yani bir liderlerin birbirine hakaret konusu benim çok zoruma gidiyor. Bilakis sizin şahsınıza yapılan hakareti ben kendime yapılmış gibi hazzediyorum. Yani bunlar da artık kendi düzenlerine göre hareket ediyorlar. Size saygı, sevgiye selamlıyorum. Sağ Başarılar olun. diliyorum. Sizin dik duruşunuz her zaman bizi mutlu edecektir. Bugün bu saatte sizinle bu programda bir yere geldiğimi kızıma söyleyince ben kızımın ağzıyla, kızımın bakış açısıyla size bir soru yönetmek istiyorum Sayın Tabii. Genel Başkanım. Çünkü biz gençleri önemsiyoruz. Bir eğitimci olarak da gençlerin bakışı bizim geleceğimizin bakışı olacağından dolayı bu bizim için çok önemli. Kızım dedim ben Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'yla bir araya geleceğim bu programda bu vesileyle. Ne sorayım dedim.
durdu, biraz düşündü. Sonra hatta yazılı getirdi. Şöyle de göstereyim, bak sorusu da burada kendi el yazısıyla yazmış. Güzel, evet. Oyun görürseniz bunu sormak istiyorum. Tabii. Diyor ki kızım, Sayın Genel Başkanım, biz gençler olarak siyasilerimizin, büyüklerimizin bize örnek eylem ve söylemde bulunmasını istiyoruz. Çoğu zaman büyüklerimizin televizyon ekranlarında hoş olmayan, gençlere örnek olmayan eylem ve söylemlerini görüyoruz. Bu konuda geçmişte 90'lı yıllarda siyasi olan genel başkanların televizyon programlarında çok güzel tartışmalar var ettiğini görüyoruz, duyuyoruz. Bu anlamda usul ve uslup konusunda Sayın Genel Başkanımızın tavsiyeleri nelerdir? Yani gençliğe ne verebiliriz? Çünkü söylediğiniz her söz, herkesin söylediği her söz gençlik üzerinde bir etki bırakıyor. Bu hani bazen çok kullanılıyor da Sayın Genel Başkan, kindar birbirine olan bir nesil değil de evet, uyumlu, hoşgörülü, sevgili, saygılı bir toplumun var olması için neler yapabilirsiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyoruz. Şu anda bizim hayvancılıkla ilgili bir çok büyük sıkıntımız var. Çünkü geçen yıl 80 lira olan torbası yemin bu yıl 120 lira oldu. Geçen yıl et 40 liraydı. Bu yıl 37 lira. Yani ette düşüş, yemde yükseliş. Sizin hem muhalefet olarak hem de yarın iktidara geldiğinizde hayvancılıkla, tarımla ilgili politikanız nedir? Bu konuda sizden bilgi almak istiyorum. Salata ihracat olarak Türkiye'nin durumu nedir? Öngörünüz nedir? Bir de bu para piyasasıyla alakalı özellikle bankaların kredi faizin notlarının yüksek olması ve esnaflarımızın kredi kullanmada sıkıntı yaşadıkları. Normalde şu an genelde kredi de ödenmiyor, verilmiyor hiçbir banka tarafından. Şartları uygun olan esnaflarımıza da kredi notu çok yüksek olduğu için, kredi kullanamadıkları için büyük sıkıntı yaşıyor esnaflarımız. Bu konuyla ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Siyasetin görevi şudur: kişi işsizse iş bulacak, çocuğu iyi okula gidecek, hastanede iyi tedavi görecek, memleket kalkınacak, herkesin işi aşı olacak. Siyasetin görevi budur. Biz bu görevi bıraktık. Efendim sen Kürt müsün, sen Türk müsün, sen Laz mısın, sen Alevi misin, sen Sünni misin? Ya arkadaş sana ne? Sen şu soruyu bana sor. Senin çocuğun işi var mı yok mu? İyi okula gitti mi gitmedi mi? Sen bu soruyu sor, ben bu soruların cevabını vereyim. Vatandaşın da bu soruları sorması lazım. Türkiye'nin bugün geldiği nokta, temel aşmaz noktası bu. Bu noktadan Türkiye'nin süratle çıkması lazım. Ben şu anayasanın ikinci maddesi sosyal devletten söz eder. Sosyal devlet. Yani vatandaşın bir ekonomik sorunla, sosyal sorunla karşılaştığında o sorunu çözmeyi devlete görev olarak vermiştir bu anayasa. Eğer bu esnafa diyorsan dükkanı kapat, efendim okula diyorsan okulu kapat, o zaman oradaki ekonomik sorunları gidereceksin. Devlet olarak gidermek zorundasın. Bu senin görevin. Efendim param yok. Param var efendim. Ne demek paran yok? Türkiye'de para var. Ama paranın nerede ne kadar kullanılacağına siyaset kurumu karar verir. Esnaf dükkanını kapatıyor ve sorunlarla karşılaşıyor ve o sorunlar giderilmiyorsa dönüp hükümete sorması lazım. Benim sorunumu niye gidermiyorsun? Sen bana 3 ayda veriyorsun 1000 lira. Ya 1000 lira, 1000 lira, 3000 lira. Peki ben 3000 lira benim çoluk çocuğumun ihtiyacını bir tarafa bıraktım. Elektrik, su, gaz, doğalgazı bile karşılamaz. Dolayısıyla sorun var ama sorunlar çözülmez değil. Hepsi çözülür. Güçlendirilmiş parlamenter sistem yetkinin bir kişiye değil, yetkinin 3 ayrı yere verilmesini öngören sistemin adıdır. Yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet adına vatandaşlar seçilmiştir oraya, millet adına karar alır, kanunlar çıkarır, yasama organıdır. İki, yürütme organı, kanunları meclis çıkarır, kanunların uygulanmasını yürütme organı yerine getirir, bütçeyi kanunu meclis çıkarır, bütçedeki paranın harcanmasını kanuna uygun olarak yürütme organı, yani bakan, başbakan, cumhurbaşkanı bunlar uygularlar. Bir üçüncüsü ise yargıdır.
meclisin çıkardığı kanunlar, yürütme organının yaptığı işler yasalara uygun mudur, değil midir? Vatandaş bir haksızlığa uğradığında hakkını aramak için nereye başvuracak? Yargı organına başvuracak. Yargı tarafsız olmalı, yargı bağımsız olmalı, yargı hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar vermeli. Eğer bunları yapabilirsek parlamento güçlü olmuş olur. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemden kastettiğimiz budur. Bir ülkede demokrasi varsa vatandaş şu soruyu sorar ve cevabını hemen alır. Ey hükümet, ey yürütme organı, ben sana vergi veriyorum. Bu ülkede 83 milyon insan vergi veriyor. Peki ödenen vergileri nerelere harcadın? Bilen var mı? Yok. Niye bilmiyoruz? Ve niye bu soruyu sormuyoruz? Bu sorunun sorulmadığı ülkelerde demokrasi büyümez, demokrasi gelişmez. Demokrasinin temel unsuru, İktidarın toplatmış olduğu vergilerin nerelere ne kadar harcandığının hesabının millete verilmesidir. Bursa'da şehir hastanesi var değil mi? Yapıldı, güzel. Kaça yapıldı? Bilen var mı? Bilmiyorsunuz. Ben biliyor muyum? Ben de bilmiyorum. 600 milletvekili biliyor mu? Onlar da bilmiyorlar. Niye bilmiyoruz? Onun bütün masraflarını biz karşılamıyor muyuz? Devlet hastanesi yapılırken biliyoruz. Ama şehir hastanesi yapılırken bilmiyoruz. Garanti veriyoruz. Garantinin miktarı ne kadar bilen var mı? Bilen yok. Niye bilmiyoruz? Sonra demokrasiden söz ediyoruz. Demokrasiden söz edeceksek siyasi iktidar bunun hesabını vermek zorundadır. Esnafa gerek bankalar, yani Halk Bankası, gerekse diğer bankalardan aldığı krediler, pandemi döneminde aldığı kredilerin faizlerinin tamamen silinmesi lazım. Ana paranın da makul bir süre içerisinde taksite bağlanması lazım. Hem faizi alıyorsun, sonra yenilerken yüksek faizle yeniliyorsun. Bu ne oldu yani? Borç gene benim sırtımda borç yani. Sosyal devlet bana ne yaptı? Bir yardım mı yaptı? Hayır, yardım yapmadı. Dolayısıyla yardımın olması lazım. Politikacıların rahat ulaşamadığı ve dertlerini dinlemediği bütün kesimlerin sorunlarını dile getirmeye çalıştım. Esnafı en çok konuşan benim. 17 madde halinde esnafla ilgili sorunlar nasıl çözülür? 17 madde halinde defalarca söyledim, defalarca yazdım, defalarca dile getirdim. Televizyon programlarında söyledim. Taşeron işçiler vardı. Taşeron işçilerin kadroya alınması için yine yıllar yılı söyledim, sonunda aldılar. Emekliye iki maaş, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda defalarca söyledim, her yerde söyledim, eleştirdiler, para yok dediler. Şimdi veriyorlar ama zam yapmıyorlar. Niye zam yapmıyorlar? Madem verdiniz, madem enflasyon var, eridi gitti. Ne olacak bu hal? Hala diyorlar ki 1500 liranın altında aylık alan kimse yok. Yüz binlerce kişi var 1500 liranın altında aylık alan. Ama rakamları, yani istatistikleri açıklamıyorlar Kılıçdaroğlu görmesin diye. Devlet, millet, vatandaş hep önde gitmiştir. Metropollerde konut ihtiyacı artmıştır. Hatta %50 binalarda %50'sinde, daha doğrusu metropollerde yapılan binaların %50'si kaçak. Kaç sefer imar affı çıktı biliyorsunuz. İmar affı çıkarılma nedeni de işte hazinede para yok. Acaba imar affı çıkararak biraz para toplayabilir miyiz diye. Bunlar yeteri kadar olmadı. Toplanan para ihtiyaca cevap vermedi. Çünkü toplanan paraların büyük bir kısmı maalesef yurt dışındaki tefecilere, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne borç para veren insanlara gidiyor. Dünyanın faizini ödüyoruz biz onlara. Bakın, sadece Ocak ayında ödenen faiz 21 milyar lira. Eski parayla 21 katrilyon lira. Ocak ayında faiz ödedik biz. 21 milyar lira esnafa verilseydi ne olurdu? Sanayiciye verilseydi ne olurdu? Herhalde Türkiye daha farklı bir yere giderdi. Yani vatandaşla devlet arasındaki ilişki çok daha güçlü olurdu. 40 gün dükkanı kapat dediler. Bana 40 gün krallar gibi baktı benim devletim. Bir dahaki sefere vergimi seve seve ödeyeceğim diyecekti. Ama bunlar olmadı. Milli birlik konusunda, dış güçler konusunda en hassas olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz hiçbir egemen gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine gölgesinin dahi düşmesini istemeyiz. Bakın, gölgesinin dahi düşmesini istemeyiz. Ama Trump telefon ettiğinde papaza gidip de papazı teslim eden kişiye hala oy verip de hala milli birlik ve bütünlükten söz ediyorsanız kusura bakmayın. Orada yollarımız farklıdır. Bakın ne kadar açık, ne kadar net söylüyorum. Bir devletin başkanı telefon edecek, ben derhal papazı vereceğim. Niye vereyim ya? Niye vereyim? Merkel telefon etti, hemen verdik.
Bir de dönüp diyoruz ki bizde mahkemeler var. Ne mahkemesi kardeşim ya? Adam telefon ediyor, sen hemen ertesi gün bırakıyorsun. Özel uçakta gönderiyorsun. Sonra dönüp diyorsun ki efendim işte biz milli birlik. Milli birlik şudur. Papazı vermeyeceksin, bağımsız mahkemelerde yargılanacak. Kusura bakma diyeceksin. Benim ülkem bir telefonla teslim alınacak bir ülke değildir diyeceksin. Dedin mi? Edemedin. Ben bunu dile getirince efendim Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor? Peki ben ne söyleyeyim? Ağzıma bant mı çekeyim? Konuşmak zorundayım. Milletin, bakın bu millet Milli Kurtuluş Savaşı veren bir millettir. Her görüşten insan, her kimlikten insan bugün bizim topraklarımızın her metrekaresinde yatıyor. Şehitlerimiz var. Ben bu şehitlerin hakkını nasıl savunacağım? Dolayısıyla geçmişte var olan ayrışmalarımızı bir tarafa bırakmak zorundayız. Algılarımızı bir tarafa bırakmak zorundayız. Birbirimize güvenmek zorundayız. Eğer ben şehitlerin hakkını, memleketin hakkını, vatanın hakkını savunmadıysam bana her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Ama biz kanımızın son damlasına kadar kendi ülkemizde yaşayan 83 milyonun hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Biz 83 milyonun yarattığı katma değerin önemli bir kısmını yurt dışındaki tefecilere faiz olarak ödüyorsak milliyetçilik bunun neresinde? Sanayiciye vermiyoruz, çiftçiye vermiyoruz, esnafa vermiyoruz. 10 milyonu aşkın işsizimiz var, iş bulamıyoruz ama yurt dışındaki bir avuç tefeciye milyarlarca lira faiz ödüyoruz. Bütün doğa haklarını, sadece sokak hayvanlarını değil, ağacında, kuşunda bu dünyada hakkı vardır, hukuku vardır ve insanoğlu onların hakkını, hukukunu korumak zorundadır. Allah'ın yarattığı her değer mutlaka korunmalıdır. İnsanoğlu katliam yapmamalıdır. İnsanoğlu doğaya saygı göstermelidir. Çünkü o doğa olmadığı takdirde biz de olmayız. Biz o doğanın bir parçasıyız. Doğa içinde aklını kullanan tek canlı insandır. Diğer canlılar akıllarıyla değil, içgüdüleriyle hareket ederler. O nedenle hata kavramı da insana özgü bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel bir eksiği vardır. Namuslu siyasetçi eksiktir Türkiye'de. Namuslu siyasetçiye ihtiyaç var. Düzgün siyasetçiye ihtiyaç var. Cebine değil, halka çalışan siyasetçiye ihtiyacımız var. Bunlar olduğu takdirde Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Güzel bir şey söylediğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavga istemiyoruz, birliktelik istiyoruz diye. Şunu ifade edeyim Atilla Bey, dünyanın bütün parlamentolarında tartışma olur ve kavga olur. Kavgası ve tartışması olmayan dünyada hiçbir parlamento yoktur. Ama bu kavga derken bu ağız dalaşı şeklinde, yani yumruk vesaire falan, bunlar doğru değil. Evet, bunları kınamak lazım. Biz de siz de hep beraber vatandaşın kınaması lazım. Ama tartışma işin doğasında var zaten. Tartışma olur. Tartışma olmayan bir yerde zaten parlamento olmaz. Parlamentonun olduğu yerde de mutlaka tartışmalar olur. Bir yasa gelir, herkes kendi görüşünü ifade eder. O görüşler bazen sert bir dille, bazen makul bir dille anlatılır. Bütün mesele şudur. Parlamentoda olaylar daha çok, yani yasalar daha çok komisyonlarda olgunlaştırılır. Plan Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Komisyonu'nda, Çevre Komisyonu'nda, ilgili kanunlar buraya, Adalet Komisyonu'nda, ilgili kanunlar buraya geldiğinde burada milletvekilleri bazen sivil toplum örgütlerini de davet ederek dinlerler ve kanunu daha mükemmel hale getirirler. Birliktelik, evet, birlikteliği şöyle, birliktelik ulusal anlamda, milli konularda birliktelik olması lazım. İşsizlikle mücadelenin dünyada bilinen tek yolu var. Üreten Türkiye. Türkiye üretirse istihdam yaratır. Tarlada üretecek, fabrikada üretecek, hizmet sektöründe üretecek, efendim sanatta, kültürde üretecek. Almanya ile bizim nüfusumuz aynı. Almanya dışarıdan işçi alıyor, bizim işsizlerimiz. Almanya kapıyı açsa hepsi oraya gidecek. Neden Türkiye kendi istihdam alanını yaratmıyor? Çünkü tarımda üretmiyorsun. Mercimeği, samanı, nohutu, baklayı dışarıdan alıyorsun. Canlı hayvanı, eti dışarıdan alıyorsun. İçeride üreten adam zarar ediyor. Peki zarar eden adam eker mi? Zarar eden adam üretir mi? Aynı şekilde fabrikalar, dışarıdan ham maddeyi alıyorsunuz. İçeride çok pahalı. Pamuğu bile Yunanistan'dan alıyoruz. Dediğim gibi pek çok sorun var ama bu sorunları aşmak mümkün. Hakaret zoruma gidiyor, şahsıma yapılmış gibi kabul ettim diye. Hakaretleri arkadaşlar o kadar oluyor ki, ben şimdi suçluyorlar, efendim CHP'yi PKK'lı diye suçluyorlar. Ya PKK'nın saldırdığı tek lider benim ya.
Şavşat'tan Ardanuş'a giderken canımızı zor kurtardık ya. Bir er şehit oldu. Ama toplum unutuyor. Bu ülkenin çıkarlarını savunmak kolay bir şey değildir arkadaşlar, zordur. Milletin hakkını, hukukunu savunmak kolay değildir, zordur. Ankara'dan ben İstanbul'a kadar 450 kilometre adalet yürüyüşü yaptım. Bu kolay bir şey midir? Dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun bir siyasetçi adalet için yol yürümemiştir. Dolayısıyla biz hakkı, hukuku ve adaleti savunuruz. Hangi partiden, hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun hassas olduğumuz iki temel konu var. Bayrak ve vatan. Bayrağımız dalgalanacak, vatanımıza özgürce hür yaşayacağız. Tarım ve hayvancılık konusunda sağlıklı bir planlama yapılmalı. Yani devlet planlama teşkilatı vardı eskiden. Planlama yapılmalı. Kimin hangi ürünü ekeceği, hangi üründen devletin bunu satın alacağı, fiyatını satan bir yıl önceden belirlenmeli. Devletin söylediği fiyatın üstünde bir fiyat görüyorsa çiftçi o malını ona satmalı. Ama onun altına kesinlikle inmemeli. Devletin yapacağı fiyatlandırmada maliyet artı makul bir kar olmalı. Ve o makul kar üzerinden pamuk mudur, mercimek midir, nohut mudur, canlı hayvan mıdır, efendim et midir? Bütün bunların hepsine asgari gelir güvencesi vermeli devlet. Döviz ve faiz. Döviz gelince faizler düşüyor. Yurt dışına döviz gidince, faizleri yükseltince döviz düşüyor. Dolayısıyla üretim, yatırım, istihdam endeksli bir ekonomi politikası yok. Ekonomi politikasının başarısı yarattığı istihdama bağlıdır. Eğer bir ekonomi politikası istihdam yaratmıyorsa, yani iş alanı yaratmıyorsa o ekonomi politikası başarısızdır. Sizin izlediğiniz ekonomi politikası 19 yılda 10 milyon işsiz yaratmışsa o ekonomi politikası başarısızdır. 10 milyon işsiz değil de herkese iş yaratmışsa o ekonomi politikası başarılıdır. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun.